%40'a yakın bir zam gelecek. iPhone 14 ne kadar olacak? 4500 lira gibi bir fark ne kadar yaptı lan? 23, 113 diyor. Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Son çektiğim birkaç videonun içeriğinde iPhone 14 ve yeni iPhone'larla alakalı birçok bilgi vermiştim. Bu bilgilerin içinde herkes, özellikle Türkiye'deki insanları ilgilendiren konu neydi? Elbette fiyatlarıydı. O kadar çok soru geldi ki DM kutusunda olsun, işte tanıdıklarımda olsun, yeni iPhone yaklaştığı için, hani çıkış zamanında yaklaştığı için almayı düşünenlerden olsun, herkesin ortak bir sorduğu soru var. iPhone 14 ne kadar olacak? Yani bunu tabii bilmek çok fazla imkanı yok ama tahminlerimizi yürütüyoruz. Normalde Apple'da şudur. Kimi zaman tabii bu artış gösterir ama baz model dediğimiz şudur. Üst model aslında Pro model olarak geçiyor ama Pro modelin en düşük hafızalı olan modelidir. Yani bu iPhone 13 için iPhone 13 Pro en düşük hafızası olan 128 GB'dan bahsediyorum. Bu Amerika'da 1000 dolardır. 999 dolar olarak lanse edilir. Avrupa'da 999 Euro'dur. Bunun üzerine işte satıldığı ülkedeki vergiler, işte Türkiye'deki olduğu gibi ÖTV vesaire varsa o ülkelerde fiyatların değişmesine sebep olan kısımlardır. Ama Amerika'da 999 dolardır. Şimdi biliyorsunuz işte pandemi vesaire, dünyanın her tarafında enflasyon var. Amerika'da da ortalama %8-10 gibi bir enflasyon var olduğunu düşünerek bu sene sızıntılarda şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani iPhone 14'te %15 gibi, yani %8-9 enflasyondan kaynaklı, çip krizinden kaynaklı %5-6 gibi bir fark Amerika'da olacağını düşünürseniz 999 dolar, yani kısaca 1000 dolar diyelim. 1000 dolarlık iPhone 13 Pro muadili olan iPhone 14 Pro'ya geçerken 1150 dolar olarak geçecek. Bunun üzerine eyaletlere göre işte vergi dilimleri var vesaire. Türkiye'de şu anda bu cihazın, iPhone 13 Pro için konuşuyorum, en düşük modelinin fiyatı 30 bin lira. 30 bin liralık bir cihazın üzerine kur farkından dolayı ilk önce dolar farkı, yani Amerika'daki enflasyon farkından dolayı gelecek %15 eklediğiniz zaman 4500 lira gibi bir fark sadece Apple'ın yapacağı zamdan kaynaklı gelecektir. Yani 30 bin liralık cihaz 34.500 lira. Apple son zammını yaptığında dolar ortalama 14 TL civarındaydı. Tekrardan dolar kur farkından kaynaklı 18 liralara geldi. Yani bu kur düzenlemesi yapılırken ortalama toplam fiyatın üzerinden de bir %20 gibi bir ayarlama olacağını düşünelim. 34.500 liraya çıkan fiyatlar hemen hemen bir 39 bin lira civarları, 40 bin lira bandına yaklaşacağını görmek yani şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer şu anda herhangi bir iPhone alma niyeti olan, özellikle Türkiye'den alma niyeti olanlar varsa, alanın karlı çıktığı bir ortamda benim tavsiyem kaçırmasın. Çünkü fiyatlar ilk lansman yapıldığı zaman, Eylül'ün başında iPhone 14'ün lansmanı yapıldığı zaman fiyatlar da belirlenecek. Eğer ki Avrupa'da, Amerika'da yeni gelecek cihazın, baz modelinin, 14 Pro'nun en düşük hafızası 1150 Euro, 1150 dolar artı tax şeklinde olursa, Türkiye'de buna direkt uyum sağlayacak. Bu arada da kur farkı güncellemesi de yapılacaktır. Ortalama işte 256 GB'lık bir iPhone 13 için söylüyorum, Pro modelini geçtim. 13'ün 20 işte 3000 lira civarları olduğunu düşünürseniz %15 kur farkı, ettiğimizde 25.500 civarı, bir de bunu kur ayarlaması dediğiniz zaman bugün 23 bin liraya alabildiğiniz iPhone 13, 256 GB'dan bahsediyorum, zamdan sonra iPhone 13 için bile hala 30 bin liraya yaklaşan bir fiyatı olacak. Yani kabaca bütün Apple ürünlerine Eylül'ün başında, benim tahminim, Apple ürünlerine kur farkı artı dolar enflasyonundan kaynaklı olan farktan kaynaklı %40'a yakın bir zam gelecek. Yani alacağınız herhangi bir ürün varsa siparişini verin. Eylül'deki tanıtımı beklemeyin. Çünkü ondan sonra çok fazla sıkıntı yaşarsınız. Bir önceki zamda şöyle bir şey olmuştu. Biz tabii onu, ilk zammı kaçırdık. Apple üzerine verilen siparişlerde Apple fiyatları değiştirmedi. Yani siz fiyatların açıklanmadan bir saat önce bile sipariş vermişsiniz, Apple size aynı fiyattan cihazları gönderdi. Eski videolarımızda zaten bir tane bilgisayar vermiştik, belki hatırlarsınız. Biz sipariş verdikten sonra 4-4,5 ay gibi bir sürede elimize ulaştı. Bu arada tabii zam geldi. Apple bunu yansıtmadı. Bir saat evvel sipariş vermiş olsaydınız da yansıtmıyordu. Lakin hepsi burada veya diğer alışveriş sitelerinden aldığınızda satıcılar iptal edebiliyor. Niye? Örnek veriyorum. Size 22 bin liraya, 23 bin liraya gönderilecek bir telefonun fiyatı bir gün sonra alış fiyatı 26-27 bin lira olacaksa satıcı haliyle siparişi iptal ediyor. Yarın aynı cihazı 23 bin yerine 29 binden 30 binden tekrardan ilana koyuyor. Onun için varsa niyetiniz, Apple'ın lansman tarihi olan Eylül'ün ilk haftasına kalmayın. Yapacağınız alışverişi yapın. Alışveriş yapanlar %40 avantajlı olacaktır. Bunu unutmayın. Bunu da herhalde satışlar ve fiyatlar açıklandığı zaman tekrardan ele alırız.
%90 doğru çıkacağına eminim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olur, beğen butonuna tuşlarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.